Medyaskop TV'den herkese merhaba. Bugün özel yayınımızda konuğum eski büyükelçi Oğuz Demiralp ile Türkiye'nin dış politikasını özellikle son dönemdeki dış politikasını ele alacağız. Oğuz Bey'in bugün T24 sitesinde bir yazısı yayınlandı. Daralan dış politika diye çok değerli tespitleri var dış politika konu Türkiye'nin dış politikası konusunda. O yazı üzerinden ve tabii ki kendi görüşleri üzerinden Türkiye'nin dış politikasını bugün biraz masaya yatıracağız. Kısa bir süremiz var ama bunu konuşmaya çalışacağız. Oğuz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Ben öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Sizin bir bugünkü yazınızda, daralan dış politika yazınızda şöyle bir tespitiniz var. Türkiye'nin dış politika konusunda birçok bölgede aslında daha önce politika yürüttüğünü fakat son dönemlerde, son yıllarda bunun tek bir bölgeye indirgendiğini ve o bölgenin de Orta Doğu olduğunu söylüyorsunuz. Bu anlamda bir daralma olduğunu ortaya koyuyorsunuz. Evet. Argümanlarınız nedir? Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye'nin dış politikası daralıyor mu? Şimdi argümana ihtiyaç yok. Bakınca görüyorsunuz zaten. Yani Amerika ile ilişkilerimizin durumu belli. Pek bir şey orada bir şey olmuyor. Avrupa ile ilişkilerimizin durumu belli. Orta Asya'da var mıyız yokuz yani eskisi gibi değil. Kafkasya'daki durum belli. İşte Balkanlardaki durum belli. Karadeniz'de bir sürü işte işler oluyor. Karadeniz'de de pek bizim ilgimiz yok. Günlük işler yürüyor tabii. Dışişleri Bakanlığı, büyükelçilikler, konsolosluklar günlük işlerini yapıyorlar. Ama bütün bu oradaki gelişmeleri etkileyen bir aktör olarak kriz çıktığında ya da sorun olduğunda başvurulan bir ülke olarak Türkiye yok. Yani eskiden Balkanlarda birçok şey bize sorulurdu. Avrupa'nın güvenliği konusunda çok önemli bir ülkeydik. Avrupa'nın güvenliği konusunda bir sürü gelişme oluyor. Hiç kimseden bir şey duymuyoruz. Yani dolayısıyla dış politika alanında daralma var. Varsa yoksa Orta Doğu'ya kilitlenmiş durumdayız. Yani zaten yazımda da dediğim gibi bölgemiz deyince Orta Doğu'yu anlıyoruz. Hı hı. Katar mı bize yakın, Roma mı bize yakın coğrafya olarak ona bakmadan öyle bir ruh halinde ve zihniyetle Orta Doğu'laşıyoruz. Peki o noktada şunu sormak istiyorum. Siz yazınızda şunu söylüyorsunuz. Hani tek bölgeye indirgeniyor zaten ama o bölgenin içerisinde de aslında çok fazla Türkiye'nin alternatifi veya ilişki kurduğu maalesef, çok fazla ülke yok. Onu nasıl değerlendirirsiniz? Vallahi o da maalesef bunu nasıl yaptılar bilmiyorum. Eskiden biz Batı'da da herkesin değer verdiği ve konuştuğu bir ülkeydik. Her konuda konuşurduk. Orta Doğu'da da bütün taraflarla ilgi zaman zaman sorun olsa da iyi bir ilişkimiz vardı. Mısır'la her zaman iyi bir danışmamız olurdu. İsrail'le çok yakındık. Suudi Arabistan'la her dönemde, sadece son dönemlerde değil, Körfez ülkeleriyle yakındık. İran'la mesafeli ama dengeli bir ilişkimiz vardı. Ama bunun nedeni tabii taraf tutmuyorduk, ilkelere göre davranıyorduk. Herkes bizim ne olduğumuzu biliyordu. Yani öngörülebilir bir ülkeydik. Tanımlanabilir bir ülkeydik. Tabii böyle bu vasıflarınız zayıflayınca dolayısıyla muhataplarınız da azalıyor. Sizle çok fazla görüşmek isteyen de olmuyor. Bir de tabii devamlı uluslararası ilişkilerde bağırıp çağrılmaz, düşman yaratılmaz. Bazı gerçekler var, onları kabul etmek lazım. O gerçeklere göre davranmak lazım. İsrail konusu öyle, Mısır konusu öyle, Suudi Arabistan konusu öyle. Üçünle birden aynı anda kötü ilişkide olmak da doğrusu bir marifet. Orada evet yazınızda da bundan bahsediyorsunuz. İsrail, Mısır ve Suudi Arabistan'la aynı anda ters evet. Düşülen ilk dönem olarak bunu söylüyorsunuz. Aslında bunun sebebi biraz herhalde o dış politikada çok fazla biraz düşman yaratma isteği mi? Tam ben emin olamıyorum. Siz ne dersiniz? Yani düşman yaratma isteği demeyelim de tavrımız öyle. Yani kızıyoruz birdenbire. Yaptıkları işi beğenmiyoruz. Bağırıp çağırmaya başlıyoruz. Onlar da ona göre tepki veriyorlar. İşte büyükelçiyi çekiyorum. İlişkiyi kesiyoruz. Ya da ters bir demeç veriyoruz. Onlar da ona göre tepki veriyorlar. Çılgınlık ben diyor. Diyalog yolları tıkanıyor. Dolayısıyla bu durumlara geliyorsunuz.
Yani bir de tabii Mısır'da, Suudi Arabistan'da, İsrail'de tatsız şeyler elbette oluyor ama bütün bunların hepsinin çözümü ve muhatabı Türkiye değil, uluslararası toplum var. Yani bazı konularda direkt ikili olarak onları hedef almazsınız. Uluslararası mekanizmaları, toplumu hareket etmeye çalışırsınız. Biz İsrail'in hiçbir zaman Filistin politikasını desteklemedik ve uluslararası kuruluşlarda, forumlarda İsrail'le ilişkilerimizin en iyi olduğu dönemde bile İsrail'e karşı hareket ettik, İsrail'i eleştirdik. Ama İsrail bizim kim olduğumuzu biliyordu. İşte Filistin de biliyordu. İki tarafa da aynı mesafeyi koruyabiliyorduk. İlkeler adına davranabiliyorduk. Yani bunu yapabilmek lazım. Bunlar diplomasi becerisi. Peki bu noktada İran ve Katar aslında biraz bunların sanki dışında mı kalıyor? Onu sormak istiyorum size. Çünkü İran'la biraz daha ilişkilerimiz iyi gibi duruyor. İran'dan her zaman mesafeli, dengeli bir ilişkimiz var. Son zamanlarda tabii Suriye konusuyla biraz daha yakınız ama İran hiçbir zaman maalesef %100 yakın ilişki kuracağımız bir ülke değildir. Bunu da ta Yavuz Sultan Selim'e, Şah İsmail'e dayanan bir ilişkilerin geçmiş tarihi vardır. İşte Farslı'nın Fars milli karakteri vardır. Yani bunun birçok nedeni vardır. Ama İran'da tabii iyi ilişkiler kurulması diğer ilişkilerdeki bozulmanın yerini alabilecek bir şey değil. O kendi mecrasında yürümesi gereken şey. Tabii orada da yani dikkatli olmak gerek. Peki bu sizin yaptığınız Katar, Katar'da devlet mi şirket mi belli değil. İşte o parası var diye bir takım şeyler, özellikle Katar'ın parası nedeniyle ona karşı fazla yakınlık gösteriyoruz ama işte orada fazla asker bulundurmak işte filan doğru işler değil. Peki. Sanırım bu daralan Türkiye'nin daralan dış politikasında Suriye çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü son 3 yıldır hatta 2012'den sonra yani 2011-2012'den sonra iyice oraya Türkiye fokuslanmış durumda, odaklanmış durumda. O etkiyi siz yazınızda da biraz açıyorsunuz ama Suriye konusunda daralan politikalar konusunda Suriye'nin ne etkisi vardır sizce? Suriye tabii o kadar ön plana çıktı ki bütün enerjiyi o alıyor. Ama bunda da tabii gene kendi dosyanın geçmişine bakmak lazım. Suriye konusunda askeri çözümü desteklememek gerekiyordu. Diplomatik çözümü gerekiyordu. Başka yazılarımda değindim. Mesela 1. Cenevre Konferansı'ndan sonra diplomasiye ağırlık vermek gerekiyordu. Ama o yapılmadı, o yapılmadı. Bazı bölge aktörleri de yapmadı, Türkiye de yapmadı. Başka tasavvurlarımız vardı anlaşılan. Türkiye'de garip garip örgütlenmeler olduğu öyle anlaşılıyor. Yani değişik yollar denendi. Bunların hepsi yanlıştı. Suriye'de yapılması gereken müzakere sürecidir. Hala öyle. Yani... Bundan sonra ne yapacağız bilmiyorum ama epey bir de öngörüsüz davrandık. Suriye'de bu kadar silahlı çatışma olunca kuzeyde otorite boşluğu olacağını öngöremedik. Orada başka güçlerin ortaya çıkacağını öngöremedik. Kürtler orada zor durumdayken onlara yardım etmemiz gerekiyordu. Onu yapmadık. Yani birçok geçmiş bizde bir sürü yanlış var. Bunlar zaten basında yazılıp çizilen şeyler. Sonuç olarak çok enerjimizi tüketti. Bir de Türkiye'de 3,5 milyon Suriyeli varmış. Bunlar Türkiye'ye döner mi? Çoğu dönmez. Esad da bunların dönmesini istemez. Çünkü onların hemen hemen hepsi Sünni. Suriye'deki Sünni nüfus ne kadar az olursa, Sünni o kadar az olur. Esad o kadar durumdan hoşlanır. Gerçi dışarıdaki Suriyeliler de oy kullanacakmış ama yani onu da göreceğiz. Yani ama sonuç olarak Esad'ın hoşuna gidecekmiş. Suriye'deki Sünni nüfusun düşmesidir. Biz de ona bu bakımdan yardım etmiş oluyoruz. O mülteci işinde fazla yani çok fazla becerikli bir şekilde yürüttüğümüzü söyleyeyim. Peki son iki sorum şu olacak, sondan önceki sorum aslında bu. Trump'ın Suriye'den Amerikan askerlerini çekmesinin hemen ardından bu durum Türkiye'nin dış politikasının Suriye özelinde ve Orta Doğu özelinde tabii ki. Sizce nasıl etkiler?
Vallahi Amerikan askerlerini çekecek mi çekmeyecek mi belli değil. Hı hı. En aşağı 4 ay süreceği öngörülüyor. Sürmesi o 4 ay içinde karar da değiştirilebilir. Zaten çekeceği yerde Irak, Irak'tan da icabında girebiliriz diyor. Dolayısıyla yani öyle bir çekecek mi çekmeyecek mi belli değil. İkincisi yani bilgiler anladığım kadarıyla çekme kararı çıkınca biz bunu yaptırdık filan. Oh önümüz açıldı. Biz hemen Fırat'ın doğusuna gireriz. Mümbüç'e gireriz havasına girdiler ama oraya bu satranç oyunu gibi. Oranın boş kalmayacağını düşünmek gerekir. Arkadan işte Suriye bayrağını oraya dikince oralara girmek daha da güç oldu. Yani uluslararası hukukta neye dayandıracaksınız bir askeri harekatı? Henüz belli değil. Dolayısıyla Trump'ın o çekilme kararından da bizim lehimize çok önemli bir sonuçlar çıkacağını sanmıyorum. Peki benim son sorum o zaman size şu olacak. Türkiye'nin dış politikasının daralan değil de genişleyen bir minvalde seyretmesi için sizce Türkiye nelere dikkat etmeli? Türkiye her şeyden önce pozitif bir söylem kullanmalı. Yurtta barış, canda barış lafı bu laf değildir. Her tarafta barış ve işbirliği kavramlarını ön plana çıkarmalı. Herkesten iyi geçinmeye çalışmalı. İlkeler adına konuşmalı. Uluslararası hukuk adına konuşmalı. Bütün bunlar yani eskiye dönmek büyük ölçüde gerekiyor. Bütün bunlar yapılırsa Türkiye'nin dış politikası bence bir yılda toparlanır. Peki Sayın Oğuz Demirel çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Peki, ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Sevgili Medyascope TV izleyicileri, bugün Türkiye'nin dış politikasını ve ne olabileceğini konuğum emekli Büyükelçi Oğuz Demiralp ile beraber konuştuk, tartıştık. Bir başka programda görüşmek dileğiyle iyi günler.